Hürriyet TV'den iyi günler. Bültenimize Gaziantep'ten gelen üzücü bir haberle başlıyoruz. Sevgili seyirciler, Gaziantep'te bir galvaniz fabrikasının buhar kazanında patlama meydana geldi. Olayda çok sayıda işçi hayatını kaybetti. 4. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada meydana gelen kazada yaralanan işçiler de var. Patlamanın buhar kazanlarındaki basıncın aşırı yükselmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Bir başka kötü haberle devam ediyoruz sevgili seyirciler. Pazartesi günü hayatını kaybeden nostaljik parçaların ünlü sesi Ferdi Özbeğen bugün son yolculuğuna uğurlandı. Arabesk müziğinin babası Müslüm Gürses ise yoğun bakımda. Geçen yıl Kasım ayında geçirdiği bypass ameliyatı sonrası karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan Müslüm Gürses'in durumu yıl başında yeniden ağırlaştı. Hayat arkadaşı Muhterem Nur, Hürriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada sanatçının durumunun kritik olduğunu söyledi. İstanbul polisi, Amerikalı turist Sarai Sierra'nın sır dolu kayboluşuyla ilgili önemli bir ipucuna ulaştı. 33 yaşındaki Sarai Sierra'nın son görüldüğü yerlerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube ekibi, görüntülerden birinde genç kadını takip eden bir erkeği tespit etti. 30-35 yaşlarındaki erkeğin kimliğini belirlemek için çalışmalara başlandı. Türkiye basın özgürlüğünde yine sınıfta kaldı. Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün 2013 yılı Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasında Türkiye 179 ülke arasında 154. sırada yer aldı. Türkiye listede geçen yıla oranla 6 basamak aşağıya indi. Örgütün açıklamasında Demokratik Türkiye bugün gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesi denildi. Listede Finlandiya, Hollanda ve Norveç ilk 3 sırayı alan ülkeler oldu. Eskişehir Belediyesi'ne yönelik operasyonun yankıları sürerken bir CHP'li belediyeye daha baskın haberi geldi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Mustafa Akaydın savcılığa çağrılarak ifade verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise parti üyeleriyle birlikte belediye çalışanlarına destek vermek amacıyla Eskişehir'e gitti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada öğretmenlere Şubat ayında atama müjdesi verdi. Öğretmenlere atama müjdesinin ayrıntıları ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde yayınlandı. Görüntü kirliliğini önlemek amacıyla balkonlarda bulunan çanak antenlerin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın talimatı doğrultusunda başlatılan uygulamanın 2014'te yürürlüğe girmesi bekleniyor. Uçakta cep telefonuyla konuşmayı bir kez daha düşünün çünkü tam 1 liralık ceza yolda. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yeni düzenleme kapsamında uçakta cep telefonunu açık tutan, sigara içen ya da huzursuzluk çıkaranlar 1000 lira ceza ödeyecek. Uçağa lazer tutup pilotların dikkatini dağıtanlara ise 10.000 lira ceza kesilecek. İstanbul Fatih'te gece geç saatlerde bir iş yanına giren hırsızlar 6 iş yerinin kasasındaki değerli eşyaları alıp kayıplara karıştı. Hırsızlardan biri kaçmadan önce güvenlik kameralarına el sallamayı da ihmal etmedi. Galatasaray'ın Didier Drogba transferi tehlikeye mi giriyor? Drogba'nın eski kulübü Şangay Şenhua bir açıklama yaptı ve yıldız futbolcunun hala takımın sözleşmeli futbolcusu olduğunu duyurdu. Çinli kulüp Şangay Şenhua, Galatasaray'ın fil dişili yıldız konusunda ihlal yaptığını öne sürdü. Kulüp konuyu FIFA'ya taşıyacaklarını da bildirdi. Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'de transfer atağına geçti. Sarı lacivertliler İspanya'nın Atletico Madrid takımında oynayan eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nun transferi konusunda anlaştı. Milli futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, Atletico Madrid'e bonservis ücreti ödemeyecek. Sarı lacivertli takım forvet içinse renklerini İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Kamerunlu oyuncusu Webo'yu kattı. Piyasa ekranıyla devam ediyoruz. We'll be right back.
kuvvetli soğuk iç bölgelerde etkisini artıracak. Akdeniz ve Güneydoğu ise sağanak yağışlar bekliyor. Ayrıntılar için sırada hava durumu raporumuz var. Günün özetini izlediniz. Hürriyet TV'den iyi günler.